çekebiliyor. Enteresan bir soru gelmiş tam bu şeyle, konuyla ilgili. Hapşurunca sıkıntı yaşanır mı diye. Yani o şundan dolayı soruyor. Hapşurunca karın içerisinde bir bir refleks. Vokali patlama etkisiyle, patlama etkisiyle için. Evet. Ama o mide balonu o kadar basit, patlayacak bir şey değil. Mide balonu için kullanılan malzeme ciddi anlamda sağlam. Hapşırmayla patlayacak herhangi bir şey değil. Yani sporda soruyorlar. İşte sadece direkt bir darbe almaması gerekiyor. Ama mide balonu patlayabilir. Sonuçta bir trafik kazası olur, bir darbe alır. Tabii. Onun için biz mide balonlarının içerisine metilenli, yani mavi bir boyayla şişiriyoruz ki öyle bir durum olduğunda hastanın o açığa çıkan sıvı ince bağırsağından, kalın bağırsağından emilir, dolaşıma geçer, böbrekten süzülür ve idrarla atılır. İdrarın rengi yeşil ya da maviye döndüğünde hasta hemen bunu hekime... Bunu atıyor demektir. Evet, evet. Yani mide balonu patlamıştır. O yüzden hemen gelir hekimine, balonunu çıkarır. O bize bilgi vermesi için maviye boyuyoruz. O konuda rahat olsunlar. 6 aylığında dediğim gibi tolerasyon problemi oluyor. Bir yıldığında avantajı şu. Tekrarlayan endoskopilerle ilk başta daha hacmi küçük. Diyelim 350 cc ile dolduruyorsunuz. Mide içerisindeki yer kaplayıcı hacmi az olduğu için tolerasyonu daha kolay oluyor. İkinci seansta, üçüncü seansta aşamalı mide balonunu şişiriyorsunuz. Bu sayede tolerasyon daha iyi olabilir. Peki son olarak artık benim sorularım bitti. Son olarak hastalarınıza ne tür uyarılarda bulunmak istersiniz? Şimdi yani ameliyat öncesindeki şeyleri konuştuk. Zaten bu... Ya da adaylar için. Adaylar için şöyle söyleyebilirim. Toplumsal baskıyla değil de kendi hayatları için bir dönüm noktası olacak bir şeye karar verecekler. Sağlıkları için. Neden? Bu obezite cerrahisi olmuş ya da obeziteden kurtulmuş farklı çözümler ile fark etmez. Yani o kilolarını atmış ve sağlıklı hale gelmiş kişiler de diğer hastalar, yani diğer insanlarla kıyasladığında beklenen yaşam süresi uzuyor. 9-12 yıl. Yani bu hiç az değil. O yüzden kendileri için bir dönüm noktasını bir başkasının dedikodu malzemesi olarak ertelemesinler ya da ötelemesinler ya da kaygılarıyla baş başa kalmasınlar. En yakın bu işle ilgilenen güvenilir hekimine başvursun ve çözümünü bulsun. Yani bu aslında ben şöyle düşünüyorum. Obezitenin bir hastalık olduğunu toplum olarak kabul edip bunun kamu olarak da, yani kamu spotu olarak da bilinçlendirilip nasıl işte toplumumuzda bundan 15 sene önce ciddi anlamda hastanelerin içinde bile sigaralar içilirken bugün sağlıklı çevre olarak sigaradan kurtulduk. İşte Avrupa'nın en obez ülkelerinden biri olma durumundayız. Artık bunun bir toplum sağlığı problemimiz olduğunu, ülkeye hem sağlık açısından hem maliyet açısından bir külfet getirdiğini bilmek gerekir. Bunun aslında bir koruyucu hekimlik olduğunu da bilmesi gerekir insanların. Toplumda saygınlığı konusunda bizim kesinlikle öyle düşünmüyoruz ama genel bakış açısını söylüyorum. Diyetisyen arkadaşlara olan bakış açısının daha da düzelip insanların ya bir diyetisyene başvurayım. Artık ülkemizin sağlık politikası çok ilerledi ve hemen her hastanemizde, hemen her ilçe hastanemizde, aile sağlığı merkezlerinde, yani büyük birkaç aile hekiminin olduğu merkezlerde diyetisyen arkadaşlarımız var. Bazı aile hekimi merkezlerinde ve hastanelerde obezite merkezleri var. Buralara başvurmalarını tavsiye ediyorum. Bir de ameliyat sonrası süreçte hasta, diyetisyen ve doktor üçgeninin sağlam yürütüldüğünde bu ameliyatların olası yan etkileri daha az oluyor ve hasta yeniden kilo alma ihtimali daha az oluyor. Süreç daha sağlıklı. İştah da kapanıyor sanırım. Yani evet. Yeme oranı da en aza düşüyor. Doğru mu biliyorum? Çevremde bu operasyonu geçirip
Ya benim iştahım da kapandı sanki. Belki de bu psikolojik, kendisine yok, psikolojik uyguladığı değil. Psikolojik bir baskıdır. Ya da aynadaki kendisiyle konuştuğunda, ki ben öyleyim. Aynadaki ben de konuştuğumda kendim o psikolojik mobbingi yapıyorum ve diyorum ki tamam bak, senin olman gereken kilo bu. Biraz daha fazlasını yersen kendimi şartlıyor muyum bilmiyorum. Bu bana göre bir psikolojik baskı. Yani, ameliyat sonrası sanırım psikolojik baskıyla birlikte o iştahım kapandı. Yok ya, yiyemiyorum. Yani iştahı aslında hem fizyolojik hem hormonal olarak zaten azalıyor. Ancak dediğiniz gibi psikoloji çok önemli. İşte dürtülerini kontrol etmeye de başlıyor. Ama dürtülerini kontrol edemeyen, dürtüsel problemleri olup kilo alanda var. Kilo alanda var. İşte o hastalarda da mesela hemen revizyon cerrahisi önermiyoruz. Ne kadar yani süre geçmesi gerekiyor? Ya en az 2 yıl geçmesi gerekiyor. Bir de psikiyatri değerlendirmesinin yeniden gözden geçirmesi gerekir. Yani dürtüsel bir problem var mı yok mu? Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Bizi aydınlattınız. Hocama teşekkür ettik. Hocamı uğurluyoruz. Yeni bir canlı yayında Cuma günü tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.